Mesela akıcı sohbet etmek, hoş sohbet biri olmaksa bu videonun işinize yarayacağını umuyorum. Bilmeniz gereken ilk şey, sohbet etmenin bir takım oyunu gibi olduğudur. Bu konuyu karşılıklı bir mücadele gibi gördüğünüz takdirde asla sohbeti sevilen biri olamazsınız. Peki takım oyunlarında ne vardır? Görev paylaşımı. Mesela futbol takımında herkes gol atmaya çalışmaz veya herkes kalenin önünde durup gol yemeyi engellemeye uğraşmaz. Sohbet ederken de durum böyle olmalıdır. Eğer iki tarafta sadece konuşan taraf olmak istiyorsa bu konuşmanın iki taraf için de keyifli olmayacağını söylemek gerekir. Öyleyse takım arkadaşınızın yani sohbet edeceğiniz kişinin yaklaşımını göz önünde bulundurarak ne kadar konuşmanız gerektiğine karar verin. Unutmayın, amacımız karşı tarafta sohbeti keyifli biri olduğumuza dair bir izlenim bırakmak. Kimileri için konuşmak, laf üretmek çok zordur. Kimileri ise susmak bilmez. Bu işte denge önemlidir. Sadece dinlemek sizi ilgisiz biri gösterirken, sadece konuşmaksa düşüncesiz biri gibi gösterebilir. Bu iki durumda da karşınızdaki kişi sizinle sohbet etmekten asla keyif almayacaktır. İki durumdan hangisine sahip olduğunuzu farkındalık soruları sayesinde anlayabilirsiniz ki bu çok basittir. Son dönemlerde yaptığınız sohbetleri hatırlayın. Siz bunlardan hangisiydiniz? Hep karşınızdaki konuştu da siz mi dinlediniz ya da tam tersi? Karşınızdakinin ne dediğini bile hatırlamayacak kadar çok mu konuştunuz? Kendinizi aşırı dinleyici veya aşırı konuşmacı ya da dengeli bir konuşmacı olarak tanımlayın ve sonrasında videoyu izlemeye devam edin. İlk yapmanız gereken bu durumları dengeli bir hale getirmek. Bunun için yapacağınız sohbetlerde ne olduğunuzu kendinize hatırlatın. Örneğin siz aşırı dinleyici bir kişisiniz. Bunun karşı tarafta hoş bir his uyandırmayacağını hatırlayın ve çok sustuğunuzu fark ettiğinizde konuşmak için çaba sarf edin. Dengeli bir konuşmacı olmak için bu aşamaları yaptıktan sonra sıra geldi sohbetin dizaynına. Bunun için şu adımlara dikkat edin. 1- Konuştuğunuz kişinin dikkatini çekecek konular seçin. Sohbete başlarken konuştuğunuz kişinin ilgi alanlarını düşünerek uygun bir konu seçebilirsiniz. Dikkat çekici konular seçerken ilk olarak kişinin ilgi alanlarını ve ilgisini çeken konuları göz önünde bulundurmanız gerekir. Örneğin biri müzik veya spor konularına ilgi duyuyorsa bu tür konuların dikkatini çekeceği daha olasıdır değil mi? İyi de tanımadığım birinin ilgi alanını nereden bilebilirim diyorsanız e haklısınız o mesele de bambaşka bir konu. Yani ilk tanışma konusu. Ben o konuyla ilgili başka bir video daha yapacağım ama onu kaçırmamak için kanalın bildirimlerini açın ve abone değilseniz abone olun. Devam edelim. Konuşacak bir şey bulamadığınızda güncel olaylardan bahsedin. Bu her zaman işe yarar. Bunun yanı sıra ilginç ve yeni bilgiler paylaşarak da sohbetinizi keyifli hale getirebilirsiniz. Örneğin, bilimsel bir keşif veya ilginç bir kişinin hikayesini anlatabilirsiniz. Biz şimdi en azından hakkında fikir sahibi olduğumuz kişilerin gözünde hoş sohbet eden biri olmanın adımlarını sıralamaya devam edelim. 2. Dinleyin ve onları anlamaya çalışın. Ancak bu sırada kendi fikirlerinizi değil, onların fikirlerinin nedenlerini anlamaya çalışın. Eğer onların fikirlerini anlarsanız onların kalbine de daha kolay ulaşabilirsiniz. Bu sözler Amerikan psikolog ve yazar Dale Carnegie'ye ait. Nasıl arkadaş kazanılır ve insanlar nasıl etkilenir adlı kitabında yazmış bu cümleleri. Buna sonuna kadar katılıyorum. Sohbet sırasında sadece söyleyeceklerinize dikkat etmeyin. Diğer kişinin söylediklerine de dikkat edin ve onları anlamaya çalışın. Bu sayede onlarla daha iyi bir bağ kurabilir ve sohbetin akışını düzenleyebilirsiniz. 3 Soru sorun. Sokrates sorgulama yöntemini kullanarak insanların düşüncelerini sorgulamayı ve onların kendi düşüncelerini keşfetmeye çalışmayı önemli bir hedef olarak görmüş. Bu yöntem maoyotik olarak adlandırılmış ve Sokrates tarafından doğurtma olarak açıklanmış. Bu yöntemde sorular sorarak diğer kişinin düşüncelerini sorgulamaya ve onların kendi düşüncelerini keşfetmeye çalışmaya önem verilir. Bu yöntem insanların düşüncelerini daha iyi anlamaya ve sohbeti daha da derinleştirmeye yardımcı olur. 4. Sohbet sırasında diğer kişinin fikirlerine saygı gösterin ve onların söylediklerine değer verin. Plato, bir insan kendi fikirlerine saygı duyulmasını istiyorsa diğer insanların fikirlerine saygı duymalıdır demiş. Konuştuğunuz kişinin söylediklerine hoşunuza gitmese de tahammül edin. 5. Sohbeti eğlenceli hale getirmeye çalışın. Sohbet sırasında eğlenceli ve samimi bir ortam yaratmaya çalışın. Bu sayede diğer kişi de rahatlayacak ve sohbet daha da güzel geçecektir. Tabii tüm bu adımlar içinde en zorunun bu olduğunun farkındayım. Komik olmak, insanları güldürmek öyle karar verip yapılabilecek kadar kolay bir iş değildir. Ama bu adımı başaramasanız bile ilk dört adım kolaylıkla yapılabilecekler arasında. Ve inanın bugünlerde bu adımlardan birini bile başarabilen bir insan olabilmek epey kıymetli. Şimdi başlıklarımız tekrar edelim şu şekilde. 1- Güzel konu seçimi. 2- Dikkatli dinlemek. 3- Soru sormak. 4- Tahammül etme ve saygı gösterme. 5- Eğlenceli olma. İşte bir özetle bitirecek olursak sohbet etmek, hoş sohbet biri olmanın yolu takım oyunlarındaki gibi görev paylaşımı yapmaktan geçer. Sohbetlerimizde dengeli bir şekilde konuşmaya özen göstermelisiniz. İlgi çekici konular seçin ve dinleyen kişinin ilgi alanlarını düşünerek uygun bir konu bulun ilgiyi koruyabilmek için dinleyen kişinin fikirlerine saygı gösterin ve onların konuşmalarını sorularınızla derinleştirin. Eğer konuştuğunuz kişiyle aynı fikirde değilseniz fikirlerinizi nazikçe anlatın ve diğer tarafın görüşlerine saygı gösterin. Aslında hoş sohbet biri olmak için yapmanız gereken yani öncelikle iki tarafında dikkatini çeken ilginç konular seçmek ve karşı tarafın görüşlerine saygı göstermektir. Eğer bunları yaparsanız sohbetleriniz daha akıcı ve keyifli olacaktır. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bu videoyu sohbet edeceğiniz kişilere de göndererek onların da bu adımlar üzerine düşünmesini sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.